Herkese merhaba, ben Taygun. Bugün yine bir tane Freelander'ımız var. HSE paket standart JET4 2000 motor turbo düzel. HSE paket komple aynı şekilde ısıtmalı, deri koltuklar, Harman karbon ses sistemi. Bu aracı inceleyeceğiz ama zaten de bu tarz aracılar inceledik ama buradaki amacım temiz araba almak nedir? Yani nasıl alınır? Daha detaylı olarak girmek istiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Yani artık herkes adam olmadan cin çarpmaya çalışıyor olmuş. Maalesef bu da maddi olarak insanları yoruyor. Arabaların pahalılığından bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey şu. İnsanlar aynı şekilde, işte arkadaşıma yine araba aldık. Hep etrafıma da araba alıyorum. Ben ilgileniyorum, gidiyorum, bakıyorum. Hani anladığım için az çok. Tabii expert kadar anlayamayız ama yine buradaki benim gitme amacım, expert sokmadan önce çok kötü bir arabaysa, ha kanka çok kötü, hiç girme bu topa diyebilmek. Bir expertiz olmuş 2500 lira arkadaşlar. Yani bir saatlik bir expertizin fiyatı 2500 lira olmuş. Öyle bir durum söz konusu. Hem bunlara değineceğiz, hem arabaya değineceğiz, hem temiz arabaya değineceğiz. Hem Freelander'ı neden alalım, neden almayalım? Bence hani nasıl bir araba, beklentilerinizin ne olması gerekiyor, bunlarla alakalı bir video olacak. Hem de hayatlarının gibi sonuçta şu da var hani, herkes yani bakıyorsun ilanlara, kazasız bayasız değişensiz diyor adam. Gidiyorsun expert sokuyorsun, 2500 lira para veriyorsun ve araba değişenli kazalı çıkıyor. Yani bunu kaç tane örnek de oldu. İki arabayı arkadaşım expert soktu. Pert çıktı, diğer gitti 8 taneye ben bakma bile gerek yok dedim. O kadar kötüydü yani, öyle söyleyeyim. O zaman bunları da böyle bir kısa bir değineyim diyorum. O zaman videoya geçmeden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ben bugün hastayım, hasta geldim, video çekiyorum arkadaşlar. Abi bir abone olmanızı, bir beğenmenizi bekliyorum. Hadi geçelim arabaya. Selamünaleyküm. Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasada temiz araba bulunmaz olmuş gerçekten. Herkes simumlular pazaramada kazanıyor. Kazanıyormuş pazaramada. Neyse. Bugün birazcık halsizim, kusura bakmayın. Ama yine böyle bir video çekeyim dedim. Artık bunu isterseniz videoyu bir beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sevinirim. Bugün konumuz da araç alım satımın zorluğuna denk geldi. Artık ben mesela diyorum çok araba aldım, sattım ve bıraktım diyordum ya. Ya niye bıraktım? Bu yüzden bıraktım. Bunların detaylarına gireceğiz. Artı olarak da tabii ki esas amacımız da Freelander'ın içindeyiz. Zaten Freelander'la alakalı 15 tane videom vardır ama yine işte nelere dikkat gerekir? Alınır mı? Nelere bakılması gerekiyor? Bunlara da ufak ufak değineceğiz. Tatlı hoş bir video olacak. Çok uzun olmayacak. Keyifli video olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten BMW'nin aynı şekilde efsane 2.0 TD4 denen, aynı şekilde BMW 3.20'de de kullandığı zincirli motor var. Zinger kayışının kopmaması motoru kucağına almamanız anlamına geliyor. Ki bu yaşta bir araba istinaden de enjektörlerini falan çok sorun çıkarmadığını söylemek oldukça mümkün. Bence güzel yani. Ama her zaman baştan diyorum, arabayı almadan önce arabanın sahibine bakın, kimden arabayı alıyorsunuz diye. Bu arabayı yatıran bir adam, kullanmayan bir adam varsa o adamdan araba almayın yani. Kesinlikle. Kullanan aktif olarak ailecek veya işte dediğim gibi adam almış arabayı, bir ay sonra satıyor, iki ay sonra satıyor. Bana mantıklı gelmiyor bunlar. Başta da gelmiyordu. Ama şu an şöyle bir durum var. Diyorum ya, araba mesela, ben bu arabayı temizliyorum çünkü bildiğim araba. Ama insanlar da bir noktada güvenmemekte haklı olduğunu şu an anladım. Temiz araba gerçekten zor arkadaşlar ve yani o kadar çok böyle sağlam ustalar var ki adam arabayı öyle bir yapmış, anlaşılmıyor. Araba airbag açmış. Bir tane Punto'ya gittik öyle. Kuzeni alacağız işte, bakıyoruz. 2011 model. Arabanın kaputu orijinal. Çamurlukları orijinal. Sol arka kapı değişmiş. Öyle bir araba hani. Arabada 210.000'de benzinli 1.4. Yani alınabilir dedik. Baktım şasiste masada bir şey yok. Görebildiğim kadar değişen yok. Motoru iyi. Ama dedim işte masrafını da anlattım yani. Şunlar var diye söyledim. Xpert'e bir soktuk. Araba İki airbag açmış, torpille kaplanmış falan filan. Bir ton aynı şekilde ağır kazası var. Ne şöyle düşündüğün gibi, gerçekten temiz araba bulmak zor. O yüzden araba şu an mümkünse alın ve satmayın diyorum. Ben tabii herkes kendi tercihi. Bu kanal benim kendi kanalım. Fikirlerimi söylediğim, paylaştığım bir yer. Herkesin fikirlerine de saygı duyuyorum. Freelander'ın en büyük özelliği şu an aynı şekilde. Otomatik araba almak demek. Bozulmayacak. Yani kolay kolay bozulmayacak. Düzgün kullandığında. Nereden baksan 400 bin liradan başlıyor. Şu an bir Clio otomatik alsanız çok güzel araba, 400 bin arkadaşlar. Bu da bahsettiğim ikinci el, 2016-17 falan. Ayrıca aynı şekilde ben daha çok biliyorsunuz manuel diyorum, Japon şanzımanlarını çok severim. Japon olduğunu demişim, şanzıman biraz daha az sıkıntı çıkartır. Mitsubishi gibi.
Honda gibi, Toyota gibi. Otomatik alacaksam bunları alırım. Çünkü otomatik de aynı şekilde alan, işte Şirok olan arkadaşım arabanın yarı parası kadar masraf etti şanzımanı. Ne bileyim, birçok böyle otomatik araba alan arkadaşım şanzımana masraf etti. Yani masraf etmeyeni Honda Civic haricinde görmemişimdir. Ki ben de 97 model Honda Civic aldım. Masraf etmeden tertemiz aynı şekilde otomatik arabayı da kullandım. 13 bin liraya almıştım burada gençler. Düşünün fiyatlara bakın yani. Oğlum ne trafik ya. Ben şuradan çıkayım sana sahip bilmeniz. Bu arabalar gerçekten şanzımanı düzgün. Kolay kolay bozulmuyor. Tabi bu noktada şu da var. Ben bu şanzımanı bir günde de bozarım. 2 yılda sıkıntısız kullanırım diye bir durum vardır ya. Kullanmayı bilmiyorsanız, hani hayvan gibi kullanıyorsanız açıkçası bu da bozulur. Ama sağlamlık olarak baktığınızda sağlam aralardan bir tanesi diyebiliriz. İkincisi, çok konforlu bir araç. Tabii ki mesela Volkswagen Tiguan olsun, Nissan Jack olsun, hepsini kullanmış biri olarak bu bir kademe daha büyük geliyor benim gözüme. Ve süspansiyonları bir kademe daha yumuşak geliyor. Bu da ne oluyor aynı şekilde? Diyorsun ki tamam, aynı şekilde hani süspansiyonun yumuşak olması virajlarda iyi değil. Ama diğer türlü her yerde de iyi yani. Ben rally yapmayacağım ki bu arabayla diyorsun. Ya bu arabanın airbagleri falan açılmamış, şifiye açılmamış. Ve 2000 turbonun da şöyle hakkını veriyor yani. Bakalım. Ya yok şaşağı gidiyorsun, hala yol vermiyorsun yani. Benim ben karakterini sever. Elinde telefon, 2 tane çocuk. Neyse. Araba kullanmak gaza basmak değildir diye bunu gördük yani gerçekten. Neyse. Öğrenecek o da. İkincisi araba full. Hani koltuk ısıtma bence kışın çok önemli bir şey. Hiç koltuk ısıtmalı bir arabam olmadı. Bunda var. HS paket olduğu için. Harman karbon sistemim var. Bu teyp de tamam, iyi ses veriyor belki ama güzel bir teyp aldığınızda double çok daha iyi olur. Ayrıca önemli olan bir şey dediğim gibi hani tabii ki turgosu, LGR'si hepsi önemli bunların. Ama motor ve enjektörlerin zaten sağlıklı olduğunu biliyoruz yani. Bu da benim hoşuma gidiyor. Yani korkmadan uzun yola çıkabileceğiniz araçlardan bir tanesi bence. Ayrıyeten de ben kamp seven bir adamım. Veya köye giden bir adamım. Çanakkale'liyim biliyorsunuzdur herkes artık tanıyan eden. Ben aynı şey Çanakkale'de bunu dağ bayır gezerim. Altını vurmadan, korkmadan. Yüklerim arkasına, yükleyeceksem giderim. O da önemli. Bagajı da aynı şekilde oldukça büyük. Bu da ufak bir şeymiş gibi gözüküyorsa ama bence gayet hoş bir detay. Bir de araba eski olmasına rağmen Range Rover olduğu için millet saygı duyuyor. Bunu fark ediyorsunuz yolda. Gerçekten hani yol verme konusunda olsun, şu olsun, bu olsun. Gerçi ben de birazcık büyük diye bodozlama gidiyorum arabayla hani. Yol istemiyorum milletten ama. Yani mesela vites değiştirmeleri. Gaza sonuna kadar basmadığım sürece oldukça şık ve kullanımı çok rahat. Mesela ben bu arabayla Bursa'ya gittim geldim. Acil bir işim vardı, gittim bir saat durdum geldim, öyle diyeyim. Ve geldiğimde yorulmadım. Normalde biraz da arabanın hani yormasını beklerdim bu modele göre. Ama bu modele göre beni yormadığını kesinlikle söyleyebilirim. Bu da çok iyi bir şey bence yani. Araba yormayacak abi. Trafiği var mı? Trafiksiz bir gün var mı acaba? Hem korkuyorsun dayı hem geliyorsun. Hem korkuyorsun hem geliyorsun. Ne olacak, yol versin ölür müsün? Artık pandemiden sonra insanlar iyice domuzlaştı ya. Kimse de sabır kalmadı. Herkes bir sinirli, herkes bir kavgacı. Herkes birbirini kazıklama derdinde. Herkes için para çok önemli. Herkes için çıkar önemli mesela. Genelde çıkarı sırf para zanneder herkes. Hani, çıkarı mı var para diye düşünülür de öyle değil. Hani gelecekle alakalı insanların çıkarları olabiliyor sizin yanınızda. Olma sebebi bu olabiliyor. Ailevi çıkarları olabiliyor. Hayatında görmediği bir şey sizin yanınızda görmesi olabiliyor. Tabii ki herkes düzgün bir kadın, düzgün bir erkek, düzgün bir arkadaş, dost ister. Ama temeline baktığında insanlar işte seni atıyorum müdürsün diye seviyor. Çok saçma bir şey ama ve yani müdürsün diye sevmekle kalmıyor. Geri kalan her şeyi de yapıyor ya. Onlar da bunu gerçek zannediyor. Benim tasvir etmediğim diyeyim. Zaten sorsan kimse tasvir etmiyor ama herkes yapıyor. O da ayrı mesele. Orada işin içinden çıkamayız. Çok halim yok ya ama yani şöyle diyeyim, şahsen bunu bırakacağım, benim arabayı alacağım, gideceğim. Hani arkadaşın lazım olan da bir araba olduğu için bugün geldim. Desek ki kanka dese hani al sen de kalsın benim araba, senin araban da kalsın dese al dedim kalsın ya, hiç al. Hani gidiyor da. Şipip dersin de gidiyor da ya, gitmem demiyor. Eski
önceki turbosuz jiplerde genelde gitmeme sorun olurdu. Yani 4x4 gücü yetmiyor, beygir düşük. Zaten turbo bunun için çıktı. İlk turboyu SAP markası benzinli arabada kullandı. Biliyorsun uçak motoru yapıyordu. Sonra turboya geçti. Turbodakiler hiç gitmediği için. Çünkü eski turboları bilen bilir zaten. Turbosu dizeller vardı. Ama can çekiştiriyordu insanlara. Turbo konuda bayağı iyi oldu. Kliması benim nasıl çalışıyor? Arkadaşlar bir like, bir geçmiş olsun anlamına geliyor. Ulan nerede üşüttüm anlamadım ya. Yazın ortasında demeyeceğim. Kışın ortasında hava çok dengesiz. Bir soğuk, bir sıcak. Bilmiyorum, ben bu ara bak hastayım, keyfim yok hiç. Ama çıktım geldim yani. Ben araba kullanmayı çok seven bir insanım bu arada. Hani her arabayı olmasa da bazı arabaları diyebilirim. Ama bu araba da onlardan bir tanesi yani. Keyif alıyorum. Tabii gidip hani 2022 Range Rover kullansan tabii dersin. Aman okuyayım bu araba mıymış dersin. Dersin yani. Benim paylaştığım burada fiyat performans olarak yapılan işlemler. Bu fiyata bu diye düşünüyoruz anlayacağınız. Direksiyonu çevirecek gücüm yok, yemin ediyorum ya. Atıyor kendini çevirsiz. Hoşuma gidiyor yani. Geldik yine Ömer abinin arabası. Almak isteyen bana aynı şekilde mesaj çeksin. Yorum yapsın videoya. Ama tabii yorum yapanlar aynı şekilde kanala abone değilse indirim yapmıyorum yani. Onu da söyleyeyim. Hop, vurmayalım aracı. Ya eski şoförlerden kim kaldı be? Eski şoförlerden kim kaldı yemin ediyorum. Hadi bismillah, geldik bugün de. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.